Suriye, Irak, Rusya ve şimdi de İran. Suriye tüm komşularıyla ipleri koparıyor sayın seyirciler denildi ama tam tersinde Türkiye tablosu aynı cephede duruyor. Türkiye tüm komş komşularıyla ipleri koparan taraf olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra başlayan Ankara-Tahran gerilimi de tırmanıyor. İşte her yanı kriz olan Türkiye'nin İran'la yaşadığı krizin ayrıntıları. Ailemi bu işe karıştırmak o bu işin çok daha ahlaki olmayan bir yanıdır. Ki bunu daha önce İran televizyonları yaptı. İran devlet başkanıyla bunu konuştum. Dedim ki bak siz çok büyük bir yanlışın içindesiniz. Eğer bu böyle devam ederse bunun karşısı çok ağır olur. Bedelini siz İran olarak çok ağır ödersiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Türkiye ile İran arasında krize neden oldu. İranlı yetkililer Erdoğan'ın açıklamalarını yalanlarken eğer Türk yönetimi IŞİD'in ülkedeki petrol ticaretine ilişkin bilgiye sahip değilse ayrıntılı bilgiyi onlara vermeye hazırız açıklaması yaptı. Kriz Ankara'dan gelen açıklamalarla daha da tırmandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, halkına karşı devlet terörü yapan Elikanlı Şam rejimiyle işbirliği içinde krizin tırmanmasına yol açan devletlerin ülkemize terörizmle ilgili ithamlarda bulunmalarının ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır dedi. Konuyla ilgili bir açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Katıldığı TV programında İran'da Türkiye aleyhine çıkan haberleri çirkin ve iftira şeklinde nitelendiren Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın çocuklarına yönelik yalan ve iftira kabul edilebilir bir şey değil insani de değil. Tabii İran bizim bölgedeki objektif politikalarımızdan rahatsız olabilir. Çünkü biz İran'ın mezhepçi politikalarına karşı olduğumuzu her platformda söylüyoruz. Yüzlerine de söylüyoruz dedi.